पुनर्विवाह Seninle konuşmamız gerek Yaş. Ben her şeyi hatırladım. Bana neden bu kadar kızgın olduğunu biliyorum. O gün mabetten geldikten sonra aramızda olan şey yüzünden. O gün seninle yakınlaştığımız için oldu. Sen o yüzden bana kızgınsın. Nihayet. Sonunda sebebini anladın mı? Sen arkadaş numarası yaparak yanıma yaklaştın ve her şeyi hatırladığın halde karşıma çıkabiliyorsun. Benimle göz göze olmak sana tuhaf gelmiyor mu? En ufak utanç ya da suçluluk duygusu yok mu? Utanç mı? Suçluluk mu? Niçin Yaş? Sen benim kocamsın. Yani ben de senin karınım. Hatta senin diğer yarın. O gece aramızda olanlar konusunda ben de aynı fikirdeyim. Biraz ani gelişti. Ama ikimiz de istedik, öyle değil mi? Yanlış! Yanlış konuşuyorsun. Yalan söylüyorsun. Benim rızamla hiçbir şey olmadı. Sen zaten her şeyi daha önceden planlamıştın. Ve bütün şartları da o plana göre oluşturdun. Evliliğimizin ilk gecesinde sana ne düşündüğümü açıkça söylemiştim. Bu evliliği kendim için yapmıyorum demiştim. Her şey sadece ama sadece çocuklarımın mutluluğu içindi. Üstelik sana benimle ilgili hiçbir umut besleme demiştim. İkimizin arasında karı koca ilişkisi asla olamaz demiştim. Bunları söylemedim mi? Evet. Bu yüzden ben Peki neden bunu yaptın o zaman? Neden bana öyle yaklaştın? O gece ne olduysa senin yüzünden oldu. Her şeyden sen sorumlusun. Beni yanıltmak istiyorsun. Beni sen kışkırttın. Çünkü beni sevmeye başladın. Ve tabii ki hepsi sadece senin hatan. Bu evliliği sadece çocuklarımız için yaptığımızı bildiğin halde bana aşık olmaya nasıl cesaret edebildin? Sana nasıl ve ne zaman aşık olduğumu bilmiyorum. Bunun için cesaret etmem gerekmedi. Hatta bir şey yapmam bile gerekmedi. Sevmek için cesaret gerekmez. Yeter artık! Aslında hata bende. Senin niyetinin ne olduğunu düşünemedim. Seni iyi bir arkadaş olarak görüyordum. Sana gerçekten çok güvenmiştim. Bana iyice yaklaştıktan sonra sen bundan faydalandın. Muhtemelen senden hoşlanmaya başladığımı düşündün. Ama çok yanıldım. O gün Mumbai'de beni sevdiğini söyledin. Aslında bu senin gerçek duygun. Ama daha sonra şakaya çevirdin. Ben yine sana inandım ve bu da benim ikinci hatamdı. Sonra da aşkla ilgili planını tamamlayabilmek adına, beni elde edebilmek için arkadaşın amanı Mumbai'ye çağırmayı bile göze aldın. Değil mi? Bu yüzden Aman'la birlikte o gün bana bir şeyler içirdin, biliyorum. Yine de o gün ne yaptıysam benim hatamdı. O gün...
bir günahtı. Günah. Ben çok büyük bir günah işledim. Sırf senin yüzünden artık. Bunun için seni asla affedemem. Hiçbir zaman. Senin yüzünden o gün istemeden Arpita'ya ihanet ettim. Üstelik Arpita'ya söz vermiştim. Hayatımda ondan başka kimsenin olmayacağını söylemiştim. Peki neden Arpita'nın yerini almaya çalıştın? Neden beni böyle hata yapmaya zorladın? Pişman olacağım. Hem de hayatım boyunca. Neden yaptın? Söyle! Ben artık Arpita'nın fotoğraflarına bile bakamaz hale geldim. Bu yüzden odamdan çıkardım. Arpita'nın bütün anılarını bir daha yüzleşmek zorunda kalmamak için hayatımdan çıkarmak istedim. Oysa yıllardır hasretle saklıyordum onları. Neden yaptın bunu ha? Önceden sen de başka birini seviyordun. Onu kaybettikten sonra ikinci kez evlendin. Sanmıştım ki sen de benim gibi ilk aşkına sadık kalmak istersin. Ama hayır. Bir kere daha yanılmışım. İlk eşinin anılarını unutarak ona zaten büyük sadakatsizlik ettin. Demek ki sen hiçbir zaman gerçekten sevmemişsin, gerçekten değer vermemişsin. İnsan hayatta bir kez aşık olur. Ben sadece ve sadece Arpita'yı sevmiştim. Ama sen aşkıma saldırdın. Sadakatime, Arpita'ya verdiğim söze saldırdın. Hem de sırf bu bencilliğin yüzünden. Sonunda oldu. Gerçekten başardın. Ama kazandığını düşünmeni istemem. Sen kaybettin. Çünkü aşk asla tek taraflı değildir ve asla senin düşündüğün gibi zorla elde edilemez. İşlediğim bu büyük günaha gerçekten tahammül edemiyorum. Ama yine de hayatım boyunca kendimi cezalandırmaya devam edeceğim. Bunu yaparsam belki diğer dünyada Arpita'yla karşılaştığım zaman utanmam. Onun yüzüne bakabilecek kadar değerli biri olurum. Yaş. Bana söylemen gerek.
Şimdi bizim evliliğimizin geleceği ne olacak? Günah üzerine kurulu bir evliliğin geleceği yoktur. Bir tek şey mümkün. Ve o da... sonla yüzleşmek. Günahkar ilişki mi? Ne benim aşkım günah, ne de ilişkimizin simgesi. Bu bir günah değil. Değil. Yenge, umarım iyisindir. Hadi gel seni eve bırakayım. Şimdiye kadar değildi. Ama şimdi çok iyiyim Pratik. Ben kadınım. Kendi savaşımı vermem gerekecek. Harekete geçmeliyim. Ben eve gidiyorum. Sen abinin yanına git ve onunla ilgilen. Evet, ben çoktan karar verdim. Seninle aynı fikirde değilim Yaş. Bu çok büyük bir risk. Hayatın tehlikeye girebilir. Hiç önemli değil. Sadece hayatı seven insanlar canlarını düşünür. Yarın sabah burada olacağım. Peki ya ailen? Seni seven insanlar bu düşünceni onaylayacaklar mı? Hiç kimse yok. Kimse kararıma müdahale edemez. Emin misin? Bir kere daha düşün Yaş. Çok düşündüm. Az önce söyledim. Bundan sonra kararım değişmeyecek. O zaman yarın görüşürüz. Bir yanda Yaş abim, diğer yanda Arti yenge. Ben onları hemen ayrılmaları için bir araya getirmedim ki. Onların evliliğini kurtarmak için bir şeyler yapmam gerekecek. Yaş abimin ne düşündüğünü nasıl öğrenebilirim? Tam olarak ne istiyor? İyi de Arti'nin suçu neydi? Bana kalırsa aralarında olanlar bir evlilikte zaten olması gereken şeyler. Doğal şeyler. Arti'nin hiçbir suçu yok Vidi ama... şu da bir gerçek ki Yaş'ın durumu malum. Bu dünyadan gitmesine rağmen Arpita hala Yaş'ın kalbinde yaşıyor. Yaş Arti ile o gün olanlar için kendine bence biraz fazla kızıyor. Fazla öfkeli. Bu yüzden Yaş Arpita'ya... İhanet etmiş gibi hissediyor. En başından beri Arti'nin duruşu, hali ve tavrı bana hiç doğru gelmedi.
Yaptığı şey çok saçma. Bu evliliği oğluna baba bulmak, Yaş'ın çocuklarına da anne olmak için yapmış olması çok yanlış. Gerçek şu ki gönlünün isteklerini yerine getirmek Hala, için... Senin başka bir kadın hakkında bu şekilde konuşman bütün kadınları küçük düşürür. Erkeklerin istekleri varsa kadınların da vardır. Ama bir kadının kendini gerçekten temsil etmesi için eşini gerçekten sevmesi gerekir. Tabii canım. Eminim gerçekten öyle olmuştur. Nedense Arti söz konusu olunca benim sözlerim hep yanlış anlaşılıyor. Ama ben ne olduğunun farkındayım. Arti Yaş'ın hayatını kurtarmıştı değil mi? Ama şimdi sevgisinin gücü sayesinde eğer Arti Yaş'ı eski haline döndürürse o zaman kıymetli gelininizin Yaş'a gerçekten aşık olduğuna inanacağım demektir. Öyle olacak hala. Sen buradasın, ben de buradayım. Göreceğiz. Arti aşk sınavında kesinlikle başarılı olacaktır. Neden hep kadınlar katlanır anne? Yani neden? Neden her şey için kadınlar suçlanır? Önce Prashant beni mutlu edemeyeceğimi söyleyerek gitti. Bugün de Yaş. Şu anda yaşadığı bunalım içinde beni suçladı. İnsanlar bir kadının su gibi olması gerektiğini söylüyor. Girdiği kabın şeklini almalıymış. Neden anne? Bir kadının kimliği olamaz mı? Neden sadece uyum sağlamalı? Neden o değişmeli? Neden anne? Üstelik bunlar yetmezmiş gibi her şeyi unutup başkalarına uyunca insanlar onu suçluyorlar. Bu nasıl adalet anne? Çok doğru söylüyorsun Arti. Yapmadığım bir hata için kalbinde pişmanlık duymaman gerekir kızım. Kimseden özür dilememelisin. Yaşın durumu anlamasını sağlaman gerekecek. O gün ikinizin arasında her ne olduysa, kendisi de senin kadar sorumlu bunda. Anne. Anneannem bugün babamın bizi görmeye geleceğini söylemişti. Babam seninle gelmedi mi? Babam nerede anne? Babanız gelmedi. Neden? Çocuklar, aslında annenizle babanızın barışması biraz zaman alacak. Hı? Neden zaman alacak? Babam annemle barışmak istemiyor mu yoksa? Hayır oğlum, bu yetişkinleri ilgilendiriyor. Merak etmeyin. Annenizle babanız çok yakında barışacaklar. Anneniz onu ikna eder. Anlıyorum. Babanızla görüşmek istiyorsunuz öyle değil mi? Evet. Tamam o zaman. Siz şimdi çıkın. Annenizle anneannenizin önemli bir şey konuşması gerekiyor. Hı? Hoşça kal anne. Hoşça kal anne. Arti, bu durumu Yaş'ın zihninden silmek zorundasın. Yani ikinizin arasında yanlış bir şey olmadığını anlaması gerekiyor. Evet kızım, bunu yapmak zorundasın. Aşkın uğruna, doğacak çocuğunun geleceği için yapmalısın. Arti, artık mesele senin hakların değil. Artık mesele onurun ve itibarın. Zamanımızda eşlerini çok seven ama haklarını arayan tüm kadınların sorunu bu değil mi zaten? Bir kere daha Yaş'ı ikna etmeyi de. Elinden gelen her şeyi yapmalısın kızım. Evlilik kolyesinin gücüne güvenmelisin. Yakında her şey düzelecek.
Üstelik Arpita'ya söz vermiştim. Hayatımda ondan başka kimsenin olmayacağını söylemiştim. Peki neden Arpita'nın yerini almaya çalıştın? Günah üzerine kurulu bir evliliğin geleceği yoktur. Bir tek şey mümkün, sonla yüzleşmek. Yaş abi. Yaş abi. Abi. Yaş abi. Yaş abi. Burada değil. Ramdülere, Yaş abimi gördün mü hiç? Hayır ama sabah bir iş için dışarı çıkmıştı. Peki, gidebilirsin. Tamam.
Arti. Ne düşünüyorsun? Yaşla ne zaman konuşacaksın? Kızım, daha kaç geceyi böyle uykusuz geçireceksin? Bu hem senin sağlığın için kötü, hem de karnındaki çocuğun sağlığı için. Hamileliğin ilk günlerinde çok dikkatli davranman gerektiğini biliyorsun, öyle değil mi? Yapacağım anne. Bugün onunla konuşacağım. Söyle Pratik, neden bu kadar erken aradın? Yaş nasıl? Her şey yolunda mı? Hayır yenge, hiç yolunda değil. Dün geldiğin boks kulübü vardı ya, hemen oraya gel. Peki ama bari ne olduğunu söyle. Şu anda sana söyleyebileceğim tek şey, eğer Yaş abim kötü bir şey yapacaksa bile ancak sen durdurursun. Ben hemen geliyorum. Hemen çıkıyorum. Ne oldu? Anne, ben bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki Yaş kendini cezalandırmak istiyor. Gitmem gerek anne. Beni iyi dinle Artin. Anladığım kadarıyla sen Yaş'ı bütün kalbinle seviyorsun. Bu yüzden telefon gelince bütün hayal kırıklıklarını, onurunu, kırgınlığını, öfkeni unuttun. Yaş her şey için seni suçlasa da, kendi isteklerin için onun durumundan faydalanacağını söylese de, her gün, her dakika için içini yese de, kahrolsan da, Yaş'ın adı anıldığında anında uçup gitmek istedin. Arti, senin duyduğun bu sevgiyi, Yaş'a olan bu derin duygularını Praşant'la olan evliliğinde hiç görmemiştim. Ben çok mutluyum. Ve çok inanarak şunu söyleyebilirim. Sevginin bu güçlü bağı sayesinde evliliğini bir kere daha kurtarabileceksin kızım. Bu sefer bağınız hiç kopmayacak. Git hadi. Bakın, boks hocamız da biz de ona bunu defalarca söyledik, yapma dedik. Ama o bizi hiç dinlemedi. Boks maçlarına katılmak için gereken formu doldurdu. Çok tehlikeli bir dövüştür, nakavta kadar. Boksörlerin dayanıklılığını test etmek için yapılan bir şey. Aynı zamanda yasal bir maçtır ama ona uygun olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır boks antrenmanı yapmadı. Biz milli düzeyinde bir boksör olduğunu düşünüyoruz. Yine de bu maç onun için hayati tehlikede olabilir. Haklısınız. En son kaburgaları kırılmıştı. Yine aynı yerden kırılırsa her şey olabilir. Bu sefer rakibi olan boksörün şampiyonluk unvanı var. 3 yıldır onu kimse yenemedi. Ringe çıktığında rakibini bayıltana kadar asla bırakmaz. Bakın, lütfen bir şeyler yapın ve Yaş'ın o maça çıkmasına engel olun. Kişisel bir sorun veya fiziksel sağlık falan diye bir bahane uydurun. Ama lütfen, Yaş'ın o maça çıkmasına engel olun. Lütfen. Üzgünüm hanımefendi. Artık bu konuda hiçbir şey yapamayız. Bu açık bir maç. 18 yaşından büyük herkes bilet ücreti ödeyerek bu maça katılabilir. Yaş da öyle yaptı. Eğer adının maçtan silinmesi gerekiyorsa bunu ancak kendisi yapabilir. Ama siz de biliyorsunuz. Bu yarışma Yaş için çok riskli. Lütfen. Bize yardım edebiliyorsanız yardım edin. Lütfen. Bakın, biz söyledik. Boks hocamız ve hatta arkadaşları bile ona defalarca söyledi. Ama bizi dinlemedi. Şimdi siz gelmiş maça katılmaması için uğraşıyorsunuz. Ne yapacaksanız elinizi çabuk tutun. Çünkü yarışma bu akşam.
Doğru mu söylüyorsun? Aha. Pratik Yaş'ın hocasıyla konuşmuş. Şimdi sanırım bir de babamı arayıp ona söylemeliyiz. Yaş sadece onu dinler. Hayır hayır, babamı sakın şimdi arama. Onunla az önce konuşmuştum. Annem yarın ameliyat olacak ama hazırlıklar bugünden başlayacak. O durumdayken annem burada olanları duyacak olursa ameliyatı yaptırmadan eve geri döner. Tedavisinin çok acil olduğunu biliyorsun değil mi? Kadın çok acı çekiyor. Annemle babam olmasa ne olur ki? Biz varız. Onların sorumluluğunu alabiliriz. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ama Yaş'ı nasıl durduracağız? Şu anda o hiçbirimizin sözünü dinlemez. Bir kez deneyelim ve görelim. Pekala, gidelim. İçiniz rahat olsun Bay Mehra. Açılış için Karina Kapur'un geleceğini biliyorum. O yüzden bütün hazırlıkları yaptım. Kendim gelemeyeceğim ama yine de eğer bir sorun olursa lütfen beni arayın. Bak Yaş, sana söylemek Hayır abi, istediğim... Bana engel olma. İstediğim şeyi yapacağım. Ama Yaş, bugün abinin sözünü dinlemek zorundasın. Boks maçlarına katılmayacaksın, o kadar. O haklı Yaş. Bu konuda Arpito'ya da söz vermemiş miydin? Artık dövüşmeyeceğim demiştin. Şimdi sözünü neden tutmuyorsun? Hem zaten neden hata yaptığını düşünüyorsun anlamıyorum. Artist Üzgünüm senin... abi. Ben bugüne kadar senin sözünü hiç çiğnemedim. Ama şu anda bunu yapmaktan başka çarem yok abi. Arti benim karım değil. Onu eşimin yerine koyamam, anlıyor musunuz? Asla koymayacağım. O sadece benim çocuklarımın annesi. Başka bir şey değil. Ben de farkındayım. Beni eşinin yerine koymak istemiyorsun. Önceden de istemezdin. Ama ben seni kocam olarak görüyorum. Sana daha kaç kere söyleyeceğim? Benim karşıma çıkma artık. Çünkü senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Defol git buradan. Ona ancak sen engel olabilirsin artık. Gözlerindeki o inancı gördüm ben. Hiçbir yere gitmiyorsun. Şimdiye kadar sen konuştun, ben dinledim. Bugün ben konuşacağım, sen dinleyeceksin Yaş. Çünkü bu evlilik bağı karı kocaya eşit haklar verir. Ve sen şu anda bunu benim elimden alamazsın. İzin ver gideyim. Hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Dur biraz, nereye gidiyorsun? Niçin kendini suçluyorsun? Neden pişmanlık duyuyorsun? Neden hep kendini suçlu buluyorsun Yaş? Ben öyle düşünmüyorum. O gün aramızda yaşanan şeyler yanlış değildi. Benim söyleyeceklerim bitmedi Yaş. Sana izin ver gideyim dedim. Hayır, izin vermeyeceğim. Söyleyeceklerimi bitirene kadar bugün hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim. Bak sana bir kere daha söylüyorum. Beni öfkelendirme. Öfke, öfke, öfke. Ben de öfkelenebilirim Yeter. Yaş. Evet, ben de sana çok öfkelendim. Aramızda olanları benim planladığımı söyledin. Sana bilerek isteyerek komplo kurduğumu söyledin. Aslında öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı.
Bana ne demiştin? Aramızda yaşananlar günahtan ibaretti değil mi? Ama benim gözümde sadece aşktı. Hem de sınırsız bir aşk. Ve sana o gün kumsalda söylediklerimin de hiçbiri yalan değildi. Tekrar ediyorum. Senin karşında söylüyorum. Hiç çekinmeden haykırabilirim. Ben sana deliler gibi aşığım. Evet doğru. Ben seni çok seviyorum. Seni seviyorum Yaş, seni seviyorum. Söylediklerimi duymamış gibisin. Az önce sana dedim ki ben seni çok seviyorum. Evet, seni gerçekten çok seviyorum Yaş. Seni seviyorum. Seni seviyorum Yaş. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Duyuyor musun beni? Bugün bile aynı şekilde seviyorum. Evet, seni çok seviyorum Yaş. Seni sınırsızca seviyorum. Ben seni gerçekten seviyorum. Duydun mu beni? Çok seviyorum. Evet doğru. Seni hala çok seviyorum. Ama sana duyduğum bu sevgi hiçbir zaman bencil olmadı. Seni elde etmek için hiçbir zaman plan yapmaya çalışmadım Yaş. Seni bütün kalbimle seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.